Hadi. Aman, aman. Hadi. Yavaş. Hadi. İyiyim, iyiyim. Yavaş. Yavaş. Çok şükür, çok şükür kızlar. Bu musibeti de atlattık. Fatma teyzeye söyleyelim de gidince sana bir kurşun döksün. Kurşun mu? Ha. Nazara nazara iyi gelir. Abla, bak ne yapalım biliyor musun en iyisi? Şöyle Sipahi Köşkü'nün üstünden bir helikopterle kurşunu böyle boca edelim. Ha? Bir şey diyeceğim. Fatma teyzeyi düşünsenize helikopterle kurşun döküyor. Pata 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 pata. Ay, cırmıyor hala. Ay, hala. Ay, dur. Size laf lazım, laf. Ya, hadi. Yavaş, hadi bakalım toparla. Yavaş, yavaş, gidin. Hadi fazla uzatmayın. Fatma teyze helikopter. Defile dedikoduları ile ilgili sonra konuşuruz. Tamam canım, sağ ol, sağ ol. Hadi bay bay. Gökhan, Cihan'ı arka kapıdan getirirsin. Arkadaşlar sağ olun, çok teşekkürler. Teşekkürler ilginiz için, çok sağ olun. Yangın söndü, iyi günler. İyi günler. Cihan nerede? Şoför arkadan getiriyor. Nasıl bana haber vermezsin Gülfem? Haber verecek durumda değildim hala. Bu nasıl oldu böyle? Polis ne diyor? Elektrik kontağı. Allah aşkına hala sakin ol. Yangını bırak ve Cihan'la ilgilen lütfen. Heh, o çiçeği şuraya götürün. Sonra da şunu gelin alın şu köşeye. Tamam mı? Hadi. Of, bu ne karışıklık böyle Şevket. Taşınıyoruz anne, normal. Mimarlar nerede peki? Buradalar. Böyle bir felaketin üstüne bir de taşınma telaşı, her şey üst üste geldi. Mimarlara söyleyeceğim de Gülfemler için bir oda hazırlasın. Anne, yani Gülfemlerden önce Mebrure için bir oda hazırlasak, şimdi orası burası ağrıyordur. Ne gerek var Şevket? Herkesin ağzına laf mı vereceğiz? Anne, burada 9 tane oda var. Hizmetçilerine söylediği de beni ilgilendirmiyor. Sen ne zamandan beri hizmetleri bu kadar hafife alıyorsun Şevket? Mebrure, hoş geldiniz. Nasılsın? Sağ olun, daha iyiyim. Çok şükür. Mebrure Hanım'ı odasına çıkartın, yatırın lütfen. Ömer, ah tam zamanda geldin Ömer, hoş geldin. Hadi seninle bir öğlen yemeği yiyelim mi? Aç değilim. Şevket, gel biraz konuşalım. Konuşacak bir şey yok Ömer. Şişt. Lütfen burayı boşaltır mısınız? Siz de lütfen. Ne oluyor size? Mebrure sana ne anlattıysa, ne saçmaladıysa tabii sen beni suçlayacaksın. Mebrure bana hiçbir şey anlatmadı. Mebrure dün gece kendini acındırdı tabii. Ha, sen de ona inanacaksın. Bana, öz abine değil tabii. Ona ne yaptın Şevket? Mebrure'ye ne yaptın? Yangının ortasında onu gördüğün halde onu ölüme neden terk ettin? Ölmesini istedim. Anladın mı? Onun ölmesini istedim. Alevlerin ortasında bıraktım. Evet. Duymak istediğin cevap bu muydu? İşte ölmesini istedim. Hayatımın baharındaydım be. Baharında. Tek bir sarhoşluk gecesi yüzünden. Onun hangi hizmetçi olduğunu hatırlamıyorum bile. Bana karşı koydu mu koymadı mı onu hatırlamıyorum bile. 5 ay sonra hamile olduğunu fark ettiğinde ben o geceyi çoktan unutmuştum. Babam beni zorla evlendirdiğinde, o çocuğu doğurduğu zaman, her gece onun yüzüne baktığımda onun ölmesini istedim. Ölmesini. Valide Hanım, babamın vasiyetini çiğnemediği sürece, ben o kadından boşanmadığım sürece hep bunu
isteyeceğim. Bunu isteyeceğim her gün.